Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ekseru münafiki ümmeti kurra'uha. Evet. Ümmetimin münafıklarının çoğu okumuşlarındadır. Kıraat edenlerdedir. Tabi hocalarda yani. Şimdi biz hadis tercüme ediyoruz. Hedefimiz hiçbir kişi değil. Peygamber hadisini tercüme ediyoruz. İnanmazsın, orası ayrı iş. Bu bir Ahmed İbni Hanbel hadisi, Taberani Beyhaki hadisi. Evet, sahih hadis. Sahih isnatla gelmiş. Şimdi Kur'an okurken bazı yeri bastırıyor. Adam Kur'an'ın anlamını biliyor. O bastırınca Allah 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 falan coşuyor. O zaman okuyan adam orayı bir daha bastırıyor. O okuma kimin için oldu o zaman? Dinleyici coşturmak için. Allah için olmadı. Evet, ümmetin münafıkların çoğu okuyuculardadır sözü. Bu gibi durumlara. Şimdi vaaz ediyor. Bir yer hoşuna gitti millet. Millet hopladı filan. Bir daha orayı kurcalıyor mahsus konuşan adam. Kimin için kurcalıyorsun arkadaş? Vatandaş için. Allah için olmadı o iş. İşin içine riya girdi. Senin maksadın görünüş bu, Allah rızası bir konuşma değil mi? Hadis dersi Allah rızası için. Kur'an okumak Allah rızasını kazandıran bir şey. Ama herifin niyeti o zaman kim? Ne? Allah rızası değil. Vatandaş daha çok beni takdir etsin, beğensin düşüncesi. İçi başka, dişi başka değil mi? Yani konuşma güzel, bu iş böyle ama herifin niyeti ne? Vatandaş beni daha çok beğensin olduğun için münafık olmuş oluyorsun. İçin başka, dişin başka. Bu da hocalarda çok olur. Çünkü müminler Kur'an'ı sever. Hadis dersini, tefsir dersini sever. Hoşlarına gider. Yapmamak lazım da. Yani dinleyicinin de böyle konuşan adamı yanlış yollara sevk edecek nümayişler yapmaması lazım. Bu Allah'ın emri. Ve izâ kuru'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansıtû leallekum turhamûn. Kur'an okunurken susun dinleyin diyor Allah. Ama şimdi bizim milletimiz gene terbiyelidir. Ama burada yapanlar yok değil. Burada güzel hocalar güzel okuyor. Ne oluyor? Yani ben bu Kur'an'dan etkilendim, caştım anlamına falan. Bunu duyunca tabii adam da bir değişiyor, bir daha bastırıyor falan. Bu münafıklık oluyor. Kur'an güzel ama için güzel değil. İkili oynuyorsun yani. Gösteriş başka, için başka. Bazı derken de böyle, her yerde böyle. Onun için bu konu tehlikeli, hocalarda daha çok olduğu için Peygamberimiz hocaları öncelikle uyarmak maksadıyla ümmetin münafıkların çoğu içi başka dişi başka olana münafık deniyor biliyorsun. Böyle hocalardadır, okumuşlardadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bunlardan uzak duracağız. Bunun için okuyoruz. Bunun için okuyoruz. Şimdi her yerde olur bu. Sadece vaazda Kur'an okumak değil, hacca gidiyorlar. Allah, bakayım şu eli. Bakıyorsun herif mahsus özellikle elini kaldırıyor. Öpün bakayım karşılama gelenlere. Hacıya gari artık her şeyi temizledi ya. Yani böyle havalara giren de olur. Evet, hacılık güzel bir şey. Ama senin içindeki niyet herkese hava atmak. Ucup, ikili oynamak. Orada da olur bu işler. Bunlardan müminler kaçmalı. Dikkat etmeli. Yoksa kazanım derken kaybedersin. Dikkat edin diyor yani. Dikkat edin diyor. Evet.
İşin içine riya girer. İşin içine riya girer. Bu hocalarda daha çok olur tabii. Kibir, haset, gurur, insanları ucup, kendini beğenmişlik. Onlara daha çok arıza olan şeyler olduğu için önce onları zikretmiş. Her konuda olabilir. Hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel Tabarani Beyhaki birçok sahabiden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ekseru ma yudhilun nase el cennete takvallah. İnsanları cennete sokan en çok sokan şey cennete gitmek çok kolay. Aynı zamanda çok zor. Evet, yoldan gidiyorsunuz. Baktınız yolun ortasında çivi düşmüş, inşaat malzemesi taşıyan pikaptan, kamyondan çiviler düşmüş. Çivinin de sivri tarafı yukarıda, hemen gördün. Şimdi bir Müslümanın arabanın lastiğine gider bu, aldın kenara attın. İmatatül eza anit tarik. Cennete gidersin arkadaş. Bu kadar basit cennete gitmek. Vera şimdi herif sigara içiyor. O haram şeyi, kokar şeyi, gidiyor, o da rahat durmuyor ki, küllü, kokokokok diyor, bir yumruk şey gibi atıyor oraya. Kuş yavrusu bir konduruyor içindeki o sigaranın borulardaki pisliğini atıyor. O da insanlara eziyet. Biri geliyor, diyor filan. Müslümanlara eziyet değil mi o? Sümkürüp atmak. Evet, tükürüp atmak oraya. Gördün onu, izale ediyorsun, toprak atıyorsun veya kazıyorsun onu kenara. Bu da cennete gitme sebebidir. Bu kadar basit. Ama konuşurken konuşuluyor. Çok laubali konuşanlar var. Allah büyük, işte şöyle yardım eder falan. Ötekinin de başı dertte, senetlerini ödeyemiyor. İşini, ailesini geçindiremiyor. Senin Allah'ın nerede ya? Hani bana geldiği? Deyiveriyor adam. Evet, Allah yardım eder ama hep insanların iyiliğine. Sana böyle diyen herife fazla verseydi kim bilir neler yapacaktı, şımaracaktı. Var Kur'an'da örneği. Karun, Musa Aleyhisselam'ın zamanında inne karune diye başlayan ayet-i celiyede çok zengin. Oo, o kadar zengin ki altınlarının sandıklarını bir bölük asker taşıyamazmış. Letenü bil usbe. Bir bölük asker 300 kişi olur. 300 küsür kişi olur. 300 kişi sadece altın sandıklarını taşıyamazmış. O kadar zengin herif. İpekli elbiseler giymiş filan. Demişler ki ona, Karun, Allah sana ne büyük nimetler vermiş. Allah şükret ya filan. Git ya denişe. Kafamı çalıştırdım. Gece gündüz çalıştım, kazandım. Ne Allah la demiş. Ne Allah yani? Ben çalıştım. Hadi bakalım sen durmadan Allah de bakalım. Bu o altınları kazanacak mısın? Şükretmemiş. Evet. Mal, mülk, hakkın hakiki sahibi Allah. Sana veriyor. İmtihan. Karun böyle demiş. Ne Allah ya demiş. Kafamı çalıştırdım. Çalıştım gece gündüz. Bu zenginliği elde ettim. Yapma falan demiş. Ya hadi git işine bak. İnşallah maşallah karın doyurur lan demiş. Öyle diyen ne var şimdi? Sonra karın yerin dibine gitmiş. Var Kur'an'da. Hala gidiyor. Onun yerin dibine gidenler Allah diyorlar ya, bizim de paramız olsa, karın gibi biz de böyle müreffeh yaşasak diyenler, iyi ki zengin olmamışız. Öyle diyorlar şimdi. Onun battığını görünce. Evet, bu işler böyle arkadaş. Adam zengindir. Sabaha kadar uyuyamaz. Alamadım, veremedim. Sen ise yemen yersin. Eşin, ailenle konuşursun çocuklarına. Atasın kafayı. Oh, mutlu uyursun. Onlar uyuyamaz. Türkiye'nin meşhur bir zengini benim hocam rahmetullahi aleyh. Tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Uçakta yan yana düşmüşler. Herif şeye gidiyor. İhram giymiş. Hacca gidiyor herif. Orada bile senet çek ödeme hesaplarını yapıyormuş. Allah'a diyor, gidiyorsun ya, Kabe'ye gidiyorsun. Orada bile rahatı yok herifin.
Sen öyle göz dikme onlara bunlar arkadaş. Bak hacca giderken bile rahat duramıyor herif. Senet çek hesabı yapıyor uçakta. İbadet ederken bile kafasında bu var. Hani öyle imrenilecek şey mi? Tabii büyük nimettir, ayrı iş. Şu cami para olmasa yapılır mı? Para olan yapar ama çok çetin imtihan bu. Çok çetin imtihan bu. Öyle şeyler şey etme. Şükret haline. Efendim, insanların en çok cennete sokan şey Allah'a takvalı olmaktır. Takva nedir? Evet. İnsanın korktuğundan insanı koruyan şey, korumak. Takva bu. Allah'a karşı kulun takvası Allah'ın gazabıyla kendi arasına onu koruyan perde, koruyucu set, korktuğu şeyden emin kılan şey. Evet. Bu takva. Evvela kafir Allah'tan Allah'a inanmadığı için bir kere kafir ebediyen cehennemde. İman kelimesi de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani takvanın en aşağı derecesi ateşten koruyan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek inanmak. Bunu dersen mümin olursun. Ama bunu demiş gereğini yapmamış. Allah emirlerine uymamış. Karıştırmış. Bu da cennete mutlaka gidecek. Gidecek ama peygamber öyle diyor. Men kâle la ilahe illallah dâhalel cennet. Kim la ilahe illallah derse mutlaka kesin olarak cennete girecek. O zaman köşeye döndük diyenler var. Öyle mezhepler var. Bu kelimeyi söyledin mi iş tamam. Günah insana zarar vermez diyen mürciye mezhebi derler buna sapık. O zaman peygamber şu haram bu herhalde niye Kur'an getirdi ya? Madem günah zarar vermeyecekse şu sevap şu günah demenin anlamı ne? Evet bunu söyleyen buna inanan kimse cennete gidecek ama doğru mu gidecek? Ütülendikten sonra mı gidecek? Orası meşhur. Ayetlere hadislere bakıyoruz. Orası Allah'a kalmış. Biz müminlerin ne kadar günahkar olursa olsun hepsinin cennete gitmesini isteriz. Kardeşimiz çünkü. Müminler birbirinin kardeşi. Ama adam hiç Allah'tan korkusundan harama el uzatmamış. Öyle yaşamış, dürüst bir hayatı var. Onunla her türlü pisliği karıştıran mümin bir olur mu? Bu adalet mi? Hakim ben değilim. Biz değiliz. Allah nasıl muamele ederse o hakim mutlak o. O karar verecek. Bakarsın hakikaten onun önemli güzel bir işi vardır. Silin geçsin diyebilir. Ama kitaplara göre namaz kılmayan yanacak. Oruç tutmayan yanacak. Yalan söyleyen yanacak. Ne bileyim bunları sarılamış Kur'an'da. Biz onları aktarıyoruz. Yine karar verecek olan Allah. Öyle gösteriyor. Şimdi evet la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam, buna inanan adam, inkarcı olmayan adam gırtlağına kadar günah işlese mümindir. İnkar etmedikçe cennete gidecek. Doğru mu gidecek? Hesabını verdikten sonra cehennemde yandıktan sonra mı gidecek? Oraya Allah'ın geleceği şey. Buradakilere göre namaz kılmayanlar cehenneme gidecek. Hatta işte hep söylerim ben cennetliklere Allah orada birbirleriyle konuşmayı ihsan ediyor, lütfediyor. Buluşuyorlar. Cennet çok geniş. Bir ağacının gölgesinden uçar atla 100 sene koşsa diyor çıkamaz. Bir ağacın gölgesi. Olur mu hocam ya bu kadar geniş falan. Orası ahiret, cennet. Gidelim orada ben sana göstereyim bunları. İnşallah. Allah Allah. Bu kadar geniş olur mu? Ya gidelim görelim ya Allah Allah. Ben sana göstereyim. Peygamber söylüyor bunu. Evet. Buluşacaklar. Nasıl buluşacaklar? Allah'ın lütfu bu. O asker arkadaşı ya. Talebe arkadaşım. Seninle ne günden yaşadık biz ya. İnne ashabel cenneti hüm ezvacı fî zilâni alel erâiki müttekîn. Koltukları yaslanacaklar. Yasin'de ayet. Nasılsın ya? Çoluk çocuk nasıl? Filan. Sohbet edecekler. Derken Allah onları cehennemi gösterecek.
şükürleri artsın diye. Bulduk, içinde bulundukları nimetlerin kadrini bilsinler diye. Görünce bakacak ki ya vaktiyle komşuluk yaptığı, arkadaşlık yaptığı, kendisinin kötülük görmediği adam cehennemde cayır cayır yarıyor, yanıyor. Görüyorlar. İyi ki biz oraya düşmedik diye. Aman Allah'a şükür. Diyecekler, arkadaş niye gittin oraya ya sen? Sen niye adamdın? Bir kötülüğünü görmedik. Kur'an'da ayet efendim. Yani namaz kılmayan yanacak dedi de kızmasın başkaları bize. Kalu lem nekü minel musallin. Arkadaş, evet ben sana kötülük etmedim ama namaz maddesini de kaybettim. Biz namaz kılmıyorduk. Onun için buraya bizi tıktılar. Bilmiyoruz yani. Böyle ayetler var. Onun için diyoruz biz namaz kılmayan, oruç tutmayan böyle şeyler var. Ama gene Allah gene laf çıkarır. Peygamber şefaat eder. Bunlar da var. Biz bunları da söylüyoruz. İş böyle yani. İş sallantıda. Ondan diyoruz yani. Evet. Ama mümin olan eninde sonunda mutlaka cennete girecek. Kafir ebediyen cehennemdedir. Halidine fiha muhalleden fiha ebeden. O ayet böyle yani. Benim kanaatim değil bu. İnanmayanlar, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenler mutlaka ebediyen cehennemdedirler. Cennete gitmeleri mümkün değil. İman kelimesi de la ilahe illallah değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberini kabul etmeyen adam bu devirde, peygamberimizin peygamberlik devrinde mümin olamaz. Allah bir dese bile kafirdir, ebediyen cehennemliktir. Evet, şimdi bu iman da ateşten koruyan, koruduğu için takvadır. Küfre göre bir takvadır, ebediyen kalmaktan koruyor. Ama oraya gittikten sonra kömür olurlar diyor. O da ayet. Cehenneme giren adam hani geçici olarak girse bile bir giren kömür oluyor. İnsan durup dururken kömür olur mu ya? Yanar da kömür olur. Evet. Bir alim cehennemin şeyi nasıldır falan diye kitabınlarda yazıyor. Merak etmiş. Parmağını öyle uzatıyormuş. Cehennemi görmüş. Hemen yanmış eli. Parmağının ucu hemen ağzına götürmüş. Ömrü boyunca dilinden ağzından çıkarmamış parmağını. Şimdi parmağınızı yanınca ağzınıza sokuyorsunuz ya. Ömrü boyunca ağzına götürmüş parmağını. Bir misal var. Dünyadaki ateşin 70 katı. Cehennem ateşinin etkisi. Hadi bakayım sok ateşin içine elini. 70 katı. Allah göstermesin. Hani oradan girer çıkarız falan. Yok yok onu sen düşünme. Oraya girdikten sonra işler karışık, hiç girmemeye bak. Şimdi iman da mutlaka ebediyen kalmaktan koruduğu için takvadır. Ama esas takva Allah'ın inandıktan sonra emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak, haramlardan uzak durmak. Evet, bu insanı cehenneme girmekten korur. Esas takva budur. Hatta şüphelilerden de uzak durmak. Şüpheli şeylerden uzak durun diyor. Doğru cennete gitmek isterseniz şüpheli şeylerden uzak duracaksın. Arkadaş, her yerde böyle. Bir hoca böyle söylüyor, ha şüpheli arkadaş bu. Bir böyle söylüyor, biri böyle şüpheli şey. Peygamberim bir ölçüsü var, kalbinize danışın diyor. Kalbinizde bir şey varsa, bir mit yeniği var, bir rahat değilsiniz. Bırakın diyor. Allah kalbi öyle yaratmış. Kalbinize danışın. Evet. Şüpheli şeylerden uzak durun. Şüpheli şeylerden uzak durmak esas takva budur. Haramlardan uzak durmak, şüpheli şeylerden de uzak durmak esas takva budur. Ve insanı en çok cennete sokan sebep de işte budur diyor. Takvadır, takvadır. Takvayı sahip olunuz. Evet, takvallah, Allah'ın haramlarından, şüpheli şeylerden sakınmak. İkinci madde, cennete en çok insanı sokan husnul huluk, güzel ahlak.
Güzel ahlakı geçmiş derslerde buradan okuduk, tarif etmeye çalıştık. Güzel ahlak demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp onun gibi yaşamak demek. Yani İslam'da güzel ahlakın ölçüsü bu. Bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar benziyorsa, uyuyorsa günlük hayatında o kadar ahlaklıdır. %100 uyuyorsa tam ahlaklı adamdır. Zaten evliya olur o zaman %100 uyarsa. Evliya olmanın şartı her davranışında, her işinde, yemesinde, içmesinde, uyumasında, yatmasında, kalkmasında, çalışmasında, oturmasında, kalkmasında Peygamber ne yapmış? Onu örnek alarak davranan adam evliya olur. Evet. O adam cennete gider. Güzel ahlaktadır. Cennete gider arkadaş. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Tirmizi, Hakim Müstakil, Abdi İbn Hibban, Beyhaki, Şuab-ül İman'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.